Naz'la. Sizi korkutmak da istemiyorum. Olmak isteyenleri de demoralize de etmek istemiyorum. Ama bu benim sürecim. Olmayın da demiyorum, olup da demiyorum. Yakınlarıma olmayı diyorum da size karışamam yani. Neyse, biz hastaneye gidiyoruz şimdi. Burun temizliğini iyi yapın arkadaşlar. Burun temizliği iyi olmazsa nefes alamazsınız. Şimdi diyeceksin ki burnunda zaten tampon var. Nefes alamazsın. Ama tamponlarda delikler var nefes almanız için. Ve benim burnumun içi şu an kan pıhtısı dolu olduğu için oraya da tıkamış. Büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum. Çünkü nefes alırken kulaklarıma basınç yapıyor. Ondan sonra burnumdan hırt 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 diye garip garip sesler geliyor. Tüm bak şeffaflığıyla anlatıyorum. Asla öyle kimseyi kandırmıyorum. Ondan sonra nefes almamı engelliyor ve panik yapıyor. Siz de burnunuzu kapatın, ağzınızdan nefes alın. Vallahi panik yapabiliyor musunuz? Ondan sonra doktorumla konuştum. Doktorum bana her şeyin normal olduğunu söylüyor ama ben ikna olamıyorum. Pirik değil mi yani? Dedi ki sabah gel, o zaman burnunun içini biraz temizlemeye çalışayım. Gidiyoruz şimdi. Merak ediyorum. Ne olacak? Orada büyük ihtimal kanlar kurudu. Tamponda tıkadı ve ben o yüzden nefes alamıyorum. Ağrılarım desen hak getire. Burnumun şurası zaten çok ağrıyor. Dikişlerim de çok ağrıyor. Daha bugün 3. gün ya da 4. gün. Bu niye parlıyor sürekli? Yani demem o ki. Olmayın dermişim. Güzellik için olmayın. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ya hep bunu ameliyatı oluyorsun, hep söyleniyorsun diyenlere. Ben bile isteyerek bunun ameliyatı olmadım arkadaşlar. Ben 26 yaşındayım. Bu yaşıma kadar alerjiyle baş etmeye çalışıyorum. Yani bütün mevsimlerde sürekli grip gibiyim. Bu halim var ya benim, ne derler? Çok konuştum ve gene kulağıma basınç yaptı. Tamam, şimdi anlatayım, kapatacağım. Çok fazla tıkanıklığım var. Benim şu halim normal alerjili halim. Ama tabii ki ben bunu bir şekilde geçirdiğim için panik olmuyorum. Ama bunu geçiremediğim için, bir de burnumda koca tamponlar olduğu için rahatsız oluyorum. Utanmasam hocaya teklif bile ettim bugün çıkar diye, de o dedi ki çıkartamam yani. Neyse, bu video hem burun temizliğine gidiyoruz, hem birkaç gün sonra tamponlarım ve alçım çıkacak. Günaydın herkese, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben biraz daha iyiyim, o güne göre daha iyiyim. Ben sizi en son 2 Eylül cumartesi günü bıraktım hastaneye gittiğimde. Hastaneye neden gittiğimi de zaten arabada anlatmıştım. Bayağı bir tıkalıydım. Bayağı bir şeydim. Ağrım vardı. Doktorum da bana gel, hani biraz temizlik yapalım dedi diye gitmiştim ama ben size söylemiştim. Hani kesinlikle tamponlarımda bir sıkıntı var. Dikişlerim çok ağrıyor. Bir sıkıntı var yani. Hani kolay kolay normalde kimse gitmezmiş zaten alçı çıkana kadar. Neyse biz gittik. Ben tabii ki sadece temizleme yapılacağını düşünüyorum. Gittim, doktorum baktı, şöyle azıcık temizledi. Ondan sonra dedi ki dikişlerin açılmış. Başımıza gelmeyen kalmadı zaten o gün. Instagram'da anlattım, bir de size anlatayım. Güya bu video hem tamponların çıktı hem alçının çıktı. 2-3 günlük bir vlog olacaktı ama o gün hastaneye gittim ve kamerayı elime dahi alamadım. Alamadığımı da şimdi size anlatacağım nasıl alamadığımı. Can havliyle uğraştığım için. Neyse, bana demez mi dikişlerin açılmış? Allah, ben bir panik, ben bir korku. Şimdi tamponlarımı kısa süreli çıkardım, burun temizliği yaptım, tekrar takacağım. Ondan sonra biraz temizledikten sonra Gökay tabi elimi tutuyor yanımda. Sadece Gökay yanımda geldi. Hani kız evde, ablam evde. Hani benimle gelmesin diye. Kimse, sadece Gökay idare eder beni diye. Ondan sonra neyse. Uyuşturucu krem sürdü. Sonra baktım köşeden iğne geliyor. İncecik, böyle diş ağrısına yapılan, diş tedavilerinde kullanılan iğneye benziyor. Daha en korktuğum şeylerden biri. Ondan sonra
iğneyi dikişlerime vurdu. Ben böyle bir acı daha önce görmedim, yaşamadım da. Güzel. Gözlerim bu kadar kaşınıyor ki işte alerjim böyle pis bir şey. Şimdi diyeceksiniz ameliyat oldun geçmedi mi de ömürlük bir şey geçmeyecek o. Neyse. Ondan sonra iğneyi vurdu dikişlerime. O an zaten çığlık kıyamet. Hastaneye inlettim açıkçası. Ondan sonra zaten aç gitmiştik. Hani sabahın köründe gideriz hemen temizler çıkar eve geliriz diye düşündük. Sabah 8.30'da çıktık işte 9'da oradaydık. Ondan sonra neyse baktım Gökay diyor ki hocam ben kötü oluyorum. Ay. Ondan sonra şurada otur dedi. Orada oturdu. Tabi o sırada bana hoca iğne yapıyor ama ben bağır çağır yani kıyamet gibi böyle nasıl çığlık çığlığa hem ağlıyorum hem bağırıyorum hem hocayı itiyorum. Ondan sonra neyse Gökay dışarı çıktı. Fenalaşmış. Aslında Gökay'ın öyle fenalaşacağı bir durum değildi. Hani bir kandan, bir ameliyattan, bir gördüğü görüntüden öyle düşüp bayılacak bir fenalaşacak bir insan değildi. Ben o kadar çığlık kıyamet attım ki büyük ihtimal onun içine yer etti. Tamponlarını çıkarmamız gerekiyor demez mi? Daha kaçıncı gün? Çarşamba oldum. Perşembe, cuma, cumartesi. 3 gün. Evet, bazı doktorlar 3. gün tamponu çıkartıyor. Kimisi bir hafta içinde çıkartıyor. Neyse ondan sonra ben onu çıkartması da hani izlediğim videolardan kaynaklı biraz tabii ki şey dedim hani kolay bir şey hani herkes yatıyor çıkarıyor 2 saniyelik bir işlem. Biraz tansiyonum düştü koltuğu yatırdı derken ondan sonra dedi gel çarşamba ya da perşembe gün alçıların çıkacak. Tamam ben çıktım dışarıya. Dişlerim hala çok ağrıyor bu arada, sızlıyor. Benim kocam ben içerideyken fenalaştığı için dışarı çıktı ya. Bayılmış. Oturmuş sandalyeye ama kafa üstü yere düşmüş. Kafasını zemine vurduğu için zaten baygınlık geçiriyordu. Bayılmış. Sedyeler, işte doktorlar falan bunu acile bir şekilde aşağı indirmişler. Ben bunların hiçbirini duymadım. Hani adam bayıldı, koşun yetişin hiçbir şey duymadım. Yani o anki büyük ihtimal korku, ağlama ve şey kapımın önünde aslında. 2 dakikalık yanımda yani şurada. Hemen kafamı çevirsem görebileceğim bir yerde ama kapımı da kapattılar. Ama hiçbir şey de duymadım. Hani duysalar zaten o an orada ben bırakırdım Gökhan yanına giderdim zaten de bana da hiçbir şey söylemiyor. Ben soruyorum eşim nerede diyorum. Kapıda seni bekliyorlar. Biraz kötü oldu hani seni gördü görünce. Kapıda seni bekliyor. Halbuki adam bayılmış kafasını fayansa vurmuş acile götürmüşler. Ay. Ondan sonra ben bunu öğrendim mi? Beni aşağıya acile indirdiler mi? Ben adamı sedyede müşahede odasında yatarken EKG şeyleri var böyle yapıştırmışlar. Açmışlar damar yolunu. Orada da bir kötü olmadım mı ben? Allah'ım daha ne gelecek başımıza diye düşünüyorum böyle. Tansiyonuna, şekerine, her şeyine, EKG'sine falan her şey normal çıktı Allah'tan da. Hani başı çok ağrıyordu. Ondan sonra Tabii sabah köründe gittiğimiz için öğlen güneşine denk geldik ve benim de şapka almam gerekiyordu. Zaten korkuyorum. Oradan çıktık yanında bir AVM vardı. Hemen bir AVM'den şapkayı aldım. Telefonumu kaybettim. Bir saat boyunca da telefonumu aradık. Bir saat boyunca ben arabada bekledim. Gökay çıktı yukarıda, hastanede, AVM'de onları aradı. Neyse, sonra geldi. Eve döneceğiz. Artık tek isteğimiz sağ salim kızımıza kavuşmak. Hani sağ salim kızımızı evimize gelelim. E tabi adam bayıldı, o kadar fenalaştı. Bir anda belki gözü karardı, bilmiyorum ama karşıdan gelen araç bir anda önümüze kırıp diğer tarafa geçti. Orada da bir korku atlattık. Allah Allah dedik ya böyle Allah Allah ya ne oluyor ya? Nedir yani bu sabahtan beri başımıza gelmeyen kalmadı diye söylenerek eve geliyoruz. Ondan sonra eve geldik. Çok şükür eve gelebildik. Sağ salim kızımıza kavuştuk. Bu sefer de annem. Seccade bize yerde serildi. Ondan sonra böyle kıvrık şeklinde. Annem oraya biraz da kalın halı gibi böyle pufuduk. Sen benim annem ayağını oraya tak Mira'nın peşinde koşarken ayağı ağrıyor şişiyor
Ondan sonra toparlamaya başlıyor. Ben Tabii bunu hastaneye falan gitmek istemiyor. Bana bakacak ya. Hani eğer bir şey çıkarsa bana bakamayacak, üzülecek. O yüzden istemiyor. Hayır dedim, hani kesinlikle gidiyoruz hastaneye. Şişti, topallıyorsun, bir şey var. Hastaneye gittik gece. Ayağı çatlamış. Ah, şaşkındık ki benim başıma gelenler, Gökay'ın başına gelenler, annemin başına gelenler. Evde sadece ablam hepimizi toparlıyor. Hepimize ablam yetişiyor böyle, sağ olsun. Hem çocuğa, hem anneme, hem bana, hem Gökay'a pertimiz çıktı o gece. Yani o kadar kötü şeyler yaşadık ki daha ne gelecek başımıza diye söylemeye korktum yani. Söylemeyeceğim dedim yani. Yani şu an tamponlar çıktıktan sonra daha iyiyim. Hiç ağrım, sızım olmadı. Normalde saat başı ağrı kesici alıyordum 2-3, 2. ve 3. gün. Şu an neredeyse sadece akşamları yatarken alıyorum ki rahat uyuyayım diye. Öyle yani. Başımıza gelmeyen kalmadı. Perşembe günü de alçıyı çıkartacaklar. Aslında çarşamba günü, yarın çıkartacaklar 6 Eylül'de. Ama yarın Mira'nın oyun grubu var ve günlerdir gitmiyor. Onu götüreceğim. Bu halde nasıl götüreceğim? Az Orada bir çocuk var. top gelir, oyuncak gelir diye çok korkuyorum. Annem götürse, annemin ayağı kötü, topallıyor zaten. Yani annem o ayakla, ben bu tiple nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum. Dedim Perşembe günü gidelim, Perşembe günü çıkartalım. Yani Perşembe günü şunlardan da kurtuluyorum. İşte Perşembe günü gideceğiz işte, bakacağız. Durum bu. Ben şu an kaç günlüyüm? Çarşamba oldum. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Şu an 6 günlüyüm. Vaziyetim bu şekilde. İnşallah yarın 7. günüm. Perşembe de 8. günüm. 8. günde sizi ben güncellerim. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Biz geldik şimdi hastaneye. İnşallah koktuğum gibi geçmez. Artık şu alçılarımdan kurtulacağım. Bakalım bunun temizliği nasıl olacak. Çıkınca güncelleyeceğim sizi. Ya çok güzel olmuş hayatım. Çok değişik biri oldu. Hocamızın eline sağlık. Bak ne güzel yapmış Ayit be. Sercim yeni burnun hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel değil mi? Bizim için burnun önemli değil. Nefes önemli. Nefes alabiliyor musun Tabii ki artık? alıyorum. Biz çıktık şimdi hastaneden. Vallahi çok güzel oldu ya. O kadar çektiğim, kendimce ağrı eşiğim çok fazla olduğu için gayet güzel oldu ama. O kadar acı çektim ama sonuca değdi. Korktuğum gibi olmadı. Tabii biraz hocaya izin vermedim temizlemesine çünkü canım gene acıdı. Temizlemeyi çok güzel yapmam gerekiyor. Haftaya bir daha geleceğiz. Şimdi Mira'yı oyun grubuna götürüyoruz. Sonra babasını işe bırakacağız. Herkese günaydın. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün kaç Eylül acaba? Hatırlamıyorum da. Yazarım buraya. Son halim bu şekilde şu tamponlarla bir ay kadar daha kalacakmışım. Şimdi işte kontrole gidiyorum. Geçen hafta gittiğimde başıma neler geldiğini anlattım size. Şimdi de işte bu bantları çıkartmaya gidiyoruz. İnşallah bir tane daha bant gelmez. Yani dün gece biraz zorlu geçti bizim Miroş'un ateşi çıktı bayağı. O yüzden sabah 3-4'e kadar ayaktaydık. Şimdi de saat 7:30. Çok uykusuz bir şekilde. Hemen Gökay'la hızlıca gideceğiz doktora.
Bugün de oyun grubu var ama hiç götürmeyi düşünmüyorum. Çok önemli değil çünkü önemli olan onun iyi olması. Öyle yani şu an tek doğum. Geçen haftadaki gibi burun temizliğinin çok çok kötü olmaması ve geldiğimde kızımın ateşinin düşmüş olması. Öyle yani size hastaneye gittiğim zaman güncellerim. Bu arada burnumun hali şu şekilde. Biraz ödemli tabii ki. Yüzümde ödem yok kalmadı ama burnumda hala ödem var. Biraz şiş ve şu hareketi yapmamı söyledi doktorum. Ama onu da çok fazla yapamadım. İnşallah gittiğimde. Bu da kayıp duruyor. Çok sinir bozucu. Bir ay kadar daha kalacakmış. Neyse gittiğimde sizi güncellerim. Son bantlarına mı bakıyoruz? Bir de şimdi bir daha bantlarmış hocam. Ya küçük bantlar. Evet belki bandımı yeniler ama ben sanmıyorum. İnşallah kurtulacağız bu bantla. Biz geldik şimdi hastaneye kasık. Burnumdaki bantlardan kurtuldum. O şöyle kendim taktığım tamponu da ara sıra takmamı söyledi ama şimdi takmak istemedim. Bir şöyle bir göreyim diye. Burnum çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Ama o kadar çektiğim acıya değdi mi onu da bilmiyorum. Gene bir temizleme yaptık. İçinden neler çıktığını tahmin dahi edemezsin. Saat başı temizlesem de tam böyle içerlerde kalan böyle ne derler ona et parçası gibi şeyleri temizlemem mümkün değil. Böyle et parçası gibi şeyler çıktı. Bu tarafını iyice temizledi hocasına biraz daha oluşacak dedi. Tarafına izin vermedim. Çünkü gene canım acıdı. O yüzden haftaya bir daha geleceğiz. Ama bu bana özgü bir şey değilmiş. Yani bu her hastada olabilen bir şeymiş. Olan bir şeymiş yani. O yüzden haftaya bir daha geleceğiz. Az az temizleme yaparak onları alacağız. Çünkü böyle görseniz nasıl bir şey biliyor musun? Böyle midye var ya. Midyenin içinden çıkan o minicik şey var ya. Hafif böyle etli bir şey. Tam olarak öyle bir şey değil mi? Tam böyle midye dolma var ya, midye dolmanın içinden çıkan böyle sülük gibi bir şey. Ay midem bulandı. Onun gibi bir şey. Hadi be abiciğim. Sen beğendin mi aşkım? Hayırlı olsun kardeşim, evet. Nefes al yeter. Bunu aynen hiç. Değil. Doktor temizledi, hocam temizledi burnumu. Kalkıp burnuma dahi bakmadım. Yani çünkü dışıyla evet tabii ki güzel olsa mutlu olacaktım ama bir an önce o temizleme bitsin ve gideyim derdindeydim. Sonra dedim bari bir bakayım ucundan da olsa. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Ya yüzümü yumuşattı. Böyle eski burnum sanki böyle hep sert mizaçlıymışım gibi gösteriyordu. Hep böyle koşturur çatık böyle sinirli buğuk buğuk konuşan. Ama şimdi böyle bir yumuşadı. Sesim de yumuşadı. O sesimin boğukluğu da gitti biliyor musunuz? Böyle ince telli ses çıktı ortaya. Neyse bugün 13 Eylül. Haftaya bir daha görüşürüz inşallah. Bir daha temizleme. Her hafta böyle az az temizleme yapalım dedi. Orası hem yumuşasın. Çünkü dediğim gibi böyle et parçası gibi olduğu için, sert olduğu için çekerken acıyor. O yüzden haftaya tekrar görüşürüz. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? En son 13 Eylül'de görüşmüştük. Bir temizlemeye gitmiştik. Biliyorsunuz her hafta temizlemeye gidiyordum. Bir sonraki temizleme de 20 Eylül'dü. O gün gidemedim. Mira'yı oyun grubuna götürdüm. 23 Eylül cumartesi günü gitmek zorunda kaldım. Efendim anne. Gelmek ister misin yanıma? Hadi gel. Neyse 23 Eylül cumartesi günü gitmek durumunda kaldık. Çok korkuyordum biliyorsunuz çünkü her hafta temizleme olduğu için ve böyle midye gibi içinden bir şeyler düştüğü için çok beni rahatsız ediyordu, çok korkutuyordu ve canımı çok acıtıyordu açıkçası. O gün gittiğimizde temizlemeyi çok güzel yaptığımı söyledi doktorum. O yüzden sadece 5 dakika sürdü ve hiç acımadı. Ondan sonra haftaya çağırmadı dedi. 2 hafta sonra göreyim ben seni dedi. Öyle haftaya gitmeyeceğim. Bugün günlerden de 26 Eylül. Kızımın doğum günü. Pazar günü bir çekim yaptık. 2 yaş çekimi. Bugün de onu onunla birleştireceğim. Dışarı çıkacağız akşam. O şekilde. Burnumun son hali. Ben sonuçtan çok memnunum. Önceliğim tabii ki görüntü değildi bu arada. Birlikte tabii ki nefes almaktı. O burun etlerim kisliydi ve beni çok rahatsız ediyordu. Artık başımın ağrısından duramıyordum. O şekilde gitmiştim zaten doktora. Kulaklarım için buradan kulaklara giden
Yol tıkalı olduğu için gitmiştim. Estetik uğruna gitmedim. Buna da gidebilirdim ama gerek yoktu. O olmuşken onu da aradan çıkarmış olduk ve bence de güzel oldu. Burun ameliyatı olmak isteyenlere biraz motivesini düşürmüş olabilirim videolarımdan ötürü ama bu benim yaşadığım süreçti ve gerçekten ağrılı bir süreçti benim için. Çok zor geçti. Normalde herkes de böyle geçmiyormuş. Herkesinki farklıymış. Bende de tek güzel morarmam olmamıştı. Çünkü cilt yapım çok inceymiş. O yüzden ne morarmam oldu ne kanamam oldu. Sararmam çok çok az oldu. Yani olmak isteyen çok kişi var. Yazan da var. Dediğim gibi bu video benim kendi sürecimde, kendi sürecimi anlattığım yaşadığım bir videoydu. Sizinki öyle geçecek diye bir şey yok. Bir arkadaşım da aynı zamanda olduk birkaç gün arayla. Onunki benden çok çok daha güzel sonuç aldı. Ağrısı olmadı, kanaması olmadı, tampon takılmadı. Yani herkesin süreci çok farklı ilerliyor. Benimki bu şekilde ilerledi. Miray'a bakıyorum, cam açık. Dediğim gibi sizi demoralize etmek istemiyorum. Ben sadece kendi sürecimi paylaşmak istedim. Benim bu şekilde geçti ve sonuçlarında çok çok memnunum. Çok doğal, çok güzel bir burun oldu bence. Buradan da hocama çok teşekkür ederim. Kendisi beni izliyor. Biraz onu da zorladım. O da gerçekten bana oldu anlayış gösterdi. Ona buradan da çok teşekkür ederim. 2 hafta sonra zaten kendisiyle görüşeceğiz. Olmak isteyenlere şimdiden geçmiş olsun. Bu videoyu da burada kapatıyorum ve Part 2'yi de yayınlıyorum artık. Görüşmek üzere.